TV8 TV9 TV9 sen bilersin. TV9 İzmir sen bilirsin. Sevgili izleyiciler, TV9 İzmir'de Ece Kösoğlu ile Sen Bilirsin'in 5. bölümündeyiz. Bu haftaki sponsorumuz kim mi? Bu hafta kimlere mi kazandıracağız? Kadınlarımıza kazandıracağız. Sponsorumuz Gülşah Estetik ve Güzellik'ten dop dolu muhteşem paketlerimiz var. Bakalım bu paketleri kimlere hediye edeceğiz? Hadi kameramanım Osman Toka, başlayalım. Kolay, orta ve zor olmak üzere 3 farklı sorum olacak. Yalnız ben Türkçem benim kötü, o yüzden söyleyeyim. Tamam, Türkçe ile alakalı bir şey sormayacağım. Tamam. Şöyle biraz kendine yaklaşmanı rica edeceğim. Başlıyorum, hazır mısın? Tamam, hazırım. Güzel. Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi? Akdeniz. Değil mi? Kopya yok. Marmara. Bütün bölgeleri sayalım o zaman tek tek. Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi. Hayır, Ege bir aydın yeri var arasında oldum şu an. Kaç yaşındaydın? 20. 20, yani üniversite sınavına da girdin. Aynen. Coğrafyayla aran kötü anladığım kadarıyla. Sana bir his söyleyeyim, bir kopya vereyim. Evet, tamam. Neresi diyeyim? Tokat. Nerede? İç Anadolu'nun. Gerçekten benim coğrafyam çok. Sanırım arkadaşımızın Gülşah Estetik ve Güzellik Merkezi'nden pakete ihtiyacı yok. Çok teşekkür ederim. Cevap Karadeniz olacaktı. Sen bilirsin devam ediyor. Size 3 farklı soru soracağım. Kolay, orta, zor olmak üzere. Üçünü doğru bilmeniz durumunda Gülşah Güzellik ve Estetik'ten size, daha doğrusu kızlarınıza bir ödül vermiş olacağız. Hediye paketi. Fakir hakkım var mı? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunları siz bilmek zorundasınız. Herhangi bir kopya almanız durumunda ne yazık ki Sen Bilirsin'den hediye paketi kazandıramamış olacağız. Hazır mıyız? Hazır. Kendinize güveniyor musunuz Selçuk Bey? Evet. Ben de size güveniyorum. Peki. Başlıyoruz. Koronavirüs sürecinde uyulması gereken 3 altın kuralı rica etsem sizden. El yıkama, maske takma ve... Kopya yok. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her kabine toplantısının ardından bunu söyler. 3 altın kural der. El yıkama dediniz, bunun geneli nedir? Sadece el yıkamakla olmuyor bu iş. Ne deriz biz ona genel olarak? Dezenfekt. Yani dezenfektan da bu koşullardan bir tanesi ama genel şöyle bir... Sosyal mesafe. Sosyal mesafe bir tanesi, bunu doğru bildiniz. İkincisi, 3 altın kuraldan biri sosyal mesafe. Doğru, ikincisi nedir? İkincisi işte maske takma. Maske ikincisi, üçüncüsü? Üçüncüsü de sık sık el yıkamak. Sadece el yıkamak değil. Şimdi yerleri de silmek. İşte camları da şey, silmek. Aynen. Genel olarak ne bunun ismi? Ne diyorlar ona? Ne diyorlar buna? Arkadaşlar, tüyo versene. Tüyo yok. Şey, işte dezenfekte etmek ya. Yani yani dezenfekte etmek. Bunun Türkçesi yok mudur ya Selçuk Bey? Lütfen. Ne yaparız? Bu dükkanı her sabah geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Siliyoruz, süpürüyoruz. Genel olarak yani ne onun ismi? Elemanlarınıza neden kızarsınız? Ya şurası kirli, niye burayı nokta... Temizlik yapalım. Temizlik. Bir daha sayalım o ilk üçünü o zaman. Neydi? Sosyal mesafe. Maske kullanımı. Maske. Temizlik. Harika. Önemli. İlk soruyu doğru kabul edeceğim. Orta soruma geçeceğim. İstiklal şairi olarak anılan şairimiz kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Bravo! Bravo! Kızları için alacaktı bunu. Peki. Matematikleriniz nasıl? Matematik severim. Güzel. Geometriden gelsin. Güzel. Efendim, mantık sorusu. 5'i 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş yapar? Ya şimdi ne bir soru? Bir havuzu doldurmak için ne yapar? 5'i 5 kuruştan? 5 yumurta kaç kuruş yapar? Mı acaba? 5'i 5 kuruştan 5 yumurta. 5'i 5 kuruştan 5 yumurta. Burada artık kopya veremeyeceğim. Çünkü orta soruda çok kopya verdim. Hızlı cevap vermeyin. Bir düşünün, şöyle bir açın bir soruyu. 5'i 5 kuruşmuş. Ben size 5 yumurtanı soruyorum toplamını. 5'i 5 kuruşmuş bunun zaten. Tamam, 5 kuruş. Hepsi 5 kuruş. Cevap? 5 kuruş. 5 kuruş. Emin misiniz? 5'i 5 kuruş. 5'i 5 kuruş. Hangi kız için kazandık bu ödülü? Ece, Merve, Ayda. Hadi bakalım. Ben bu ödülü size takdim edeyim.
Bununla gitmesi durumunda bu ödülü almış olacak, faydalanmış olacak bu paketten. Yapıyoruz bu işi. Kolay orta zor olmak üzere 3 farklı sorum var. Hazır mısın? Hazırım. Ay hadi başlayalım. Kabak mı, havuç mu toprak altında büyür? Kabak mı toprak altında büyür, havuç mu toprak? Mı acaba? Kabak mı toprak altında büyüyor, bir düşün. Havuç mu toprak altında büyüyor? Bence kabak. Niye düşünüyorum? Havuç dolu. Kabak mı? Kabak değilse? Havuçtur. Havuçtur değil mi? İlk sorumuz doğru diyelim o zaman. Devam edelim. Osman Toka da doğruladı beni. Peki orta sorumla devam edeceğim. Sana bunu kazandırmak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakıyorum şöyle. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini soracağım size. Ay en sevdiğim insan. Şu an heyecandan unuttum ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ismi. Her şey çok güzel olacak. Ay Mehmet Eriş değil ya. Her şey çok güzel olacak. En sevdiğim insan. Şu an unuttum ya. Her şey güzel olacak. Başkanım her şey çok güzel olacak diye koşmuştu ufak bir çocuk, sonra da sloganı oldu her şey çok güzel olacak. En sevdiğim insan şu an takip ediyorum. Edirne'nin E'siyle başlıyor ismi. Ekrem. Evet. Ekrem. Ekrem mi oldu? Evet doğru. Diyorum en sevdiğim insan çıkın. Biraz kendine güvenmeni rica i̇şte edeceğim. Işte, biraz kendine güvenmeni rica Ekrem edeceğim. Son soru sana veriyorum bu hediyeyi. Hadi ya. Hissediyorum. Son soru, son soru, son soru. Hadi biraz böyle yavaş yavaş gel. Tamam, daha yavaş, daha tatlı bir cevap vereyim sana. Daha tatlı bir soru sorayım sana o zaman. Rütük'ün açılımı, Rütük. Rütük'ün açılımı. Rütük. Rütük ceza verdi deriz. Televizyonla alakalı bir şey. Rütük. Bir dakika. Rütük. İçinde radyo var, televizyon var, kurul var. Rütük. Radyo, televizyon. Evet. Bir dakika. Rütük, radyo, televizyon. Peki öyle ne olabilir ki? Ne olabilir? Yardım edeyim mi Osman Toka? İstiyor musun? Birazcık kopya ver bana. Altın zıttı nedir? Altının zıttı gümüş. Hayır, altının değil. altın. Altın. Alt üst. Radyo, televizyon. Üst. Kurul. Kurul. Radyo, televizyon, üst. Kurul. Kuruluş. Luş da değil. Kurulum. Radyo. Kurulum da değil. Bir tane harf. Radyo, hadi televizyon, harf. Üst, kurul. Kuma. Kuma. Ve ödülü kendisine kazandırıyoruz. Şimdi hemen şöyle bir ödülüme bakıyorum. Cilt bakımı hediye ediyorum sana. Çok teşekkür ederim. Efendim Gülşah Estetik ve Güzelliği istediğiniz evet. zaman gidebilir. Cilt bakımınızı rahatlıkla yaptırabilir. Çok teşekkür ederim. Kolay orta zor olmak üzere 3 farklı soru soracağım sana. Üçünü doğru bilmen durumunda ödülü alacağız. Peki sorumla başlıyorum. Hangisi genelde terk eden tarafın karşı tarafı üzmemek için söylediği sözlerden biridir? Ne deriz bu kişilere? Yani şimdi ben senin sevgilinim ama sen beni artık sevmiyorsun. Ya sen daha iyilerini hak ediyorsun. Biz ne derim? Siz daha iyi hak ediyorsunuz. Yani daha iyilerini. Biz. Siz daha iyilerini hak ediyorsunuz. Hayır. Ha. Sen ne dersin şimdi? Sevmiyorsun çocuğum, o sana ölüp bitiyor. Şimdi kıyamıyorsun da. Ben sevmiyorum derim. Bu kadar da sert olmamalısın bence. Ya çok ya klişe bir şey vardır ya hani şey dedim deriz. Kalalım dedik deriz. Artık nasıl yardım? Arkadaş kalalım. Arkadaş kalalım. Aynen öyle. Doğru cevap. Daha nasıl yardım edeydim sana yahu? Evet, milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı. Hiç bilmiyorum ya. Ne ordusu? Ya. Bir daha soruyor. Hemen sorayım. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin ismi. Yeni bir devlet kurmak adına direniyorlardı. Onlara muhteşem bir isim konulmuştu.
Kastamonu'nun K'siyle başlar. Nını ı nını. Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür edeyim o zaman sana bizle yarışın için. Kuvayi Milli olacaktı cevap. Hemen başlıyorum sizin için. İstanbul'u Dinliyorum adlı şiir hangi Türk şairimize aittir? İstanbul'u Dinliyorum, gözlerim kapalı. Allah, bu kayda girecek ama benim şu an tam olarak net bir şeyim yok. Kafam zaten dolu ama Nazım Hikmet diye hatırlıyorum. Yok hayır. Başka? Abdillah İlhan. Ordu'nun olsuyla başlayan bir şair. Orhan Veli. Orhan Veli dedi. Doğru cevap verdi. Şimdi lütfen iyi dinleyin. Garsonun yazdığı adisyonda karşısında iki tane çarpı işareti olan üründen kaç adet sipariş etmişizdir? İki tane mi çarpı olur? İki tane çarpı var. Tabii. Dört adet dedi ve doğru cevap verdi. Son sorum zor sorum. Hazır mısınız? Hazırım. Yardım alabiliyor muyum? Yardım almak yok. Yardım alırsak ne yazık ki ödülü veremeyeceğiz. Tamam. Efendim, ses en hızlı hangi ortamda yayılır? Boş bir ortamda. Yani şöyle... Nasıldır o ortam? Ekolu. Yani şöyle sormak istiyorum. Çok duvar. Ortamın şunu ortamdan ziyade nasıl olduğunu sormak istiyorum. Şu an mesela boş doluluktan ziyade işte gaz mıdır? Sıvı mıdır? Hava. Katı mıdır? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bir kere zaten çok aslında güzel bir cevap verdiniz. Boş bir ortam dediniz. O ortam nasıldır genelde? Bol oksijen. Denizde yaşamıyoruz. Evet, bol sıvı. Denizde değil. Yaşamıyoruz. Sıvı değildir. Katı da değil. Mı acaba? Pardon bir saniye. Şimdi gaz olan bir ortamda da değiliz. Değiliz. O yüzden katı. Katı dedi ve Gülşah Estetik Güzellik'ten. Efendim... 10 seanslık sıkılaştırma paketi versek size. İhtiyaç duyar mısınız buna? Yok istemem. O zaman bir başka bakalım. Cilt temizliği. Keşke olsa. Ölçümlü kaş alımı versek. Tamam olur. Hediyenizi layıkıyla kazandınız. Sizi tebrik ediyorum. Umarım kafanızı biraz boşaltabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kolay orta zor olacak, tamam mı sorularım? Hadi bakalım abi. Senin için başlıyorum. Evet. Nasıl geçeyim ya Osman Toka? Tamam. Tamam mı? Peki, şu an hangi programda yarışıyorsunuz? Bunu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Vallahi biliyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ya. Nasıl? Bak gözüm görmüyor, hakikaten görmüyor. Abi şaka mısın? Vallahi görmüyor. Abi cevap ver. Hakikaten görmüyor ya. Abi nasıl? Hangi programda? 9, kanal 9. Abi şu an hangi programda yarışıyorsun? Evet 9. Abi kanal demiyorum, program isminden bahsediyorum. Hangi? Sen bilirsin. Sen bilirsin. Doğru. Vallahi sevindim artık. Mutlu oldum. Heyecanlandım ya. Tamam. Hadi. Hazır mısın diğer sorum için? Bakıyorum hemen. Gıpgıcır kelimesi neyi ifade eder? Gıpgıcır. Gıpgıcır. Uf arabaya bak be. Gıpgıcır. Ha, yeni. Yeni. Doğru. Bu kadar. Evet. Son soruma geçiyorum. Evet. Günü ile meşhur ilimiz. Günü ile. Evet. Günü ile meşhur. Mesela ilimiz. Gülü ile meşhur. Gül suyu meşhurdur. Isparta. Sıkılaştırıyor sanırım. Hadi be. Sıkılaştırıyor. Alkışlıyoruz. Hemen kolay sorumla başlayacağım. Keçinin erkeğine ne isim verilir? Teke. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Teke doğru cevap. Hemen orta sorumla devam edeceğim sizler için. Demokrasilerde çareler tükenmez diyen bir siyasetçimiz var. Bunun ismini isteyeceğim sizden. Hatta böyle garip garip lafları olan, yani daha doğrusu çok tatlı lafları olan bir siyasetçimiz. Dün dündür, bugün bugündür diyen. Samsun'un sesiyle başlar. Fötür şapkası meşhurdur kendisi. Süleyman Demirel de daha nasıl yardım edebilirim? Son soru ve sizi işinize gücünüze ödülle uğurlamış olacağım. Hangi coğrafi bölgede dağlar denize dik uzanır? Yani coğrafi bölgeleri saysanız doğru kabul ediyorum ben şu an, o dereceyim. Şimdi
Karadeniz bölgesi var, Akdeniz var, Ege bölgesi var, İç Anadolu var, Marmara var, Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var. Bunlardan hangisinde denizler dağlara dik uzanıyordu? Karadeniz. Son karar mı? Efendim kazandıramadık. Çok teşekkür ederim. Ege bölgesi olacaktı. O paralel uzanıyor. Biz dik uzanıyoruz. Peki, hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sen bilirsin, devam ediyor. Başlıyorum sizin için o zaman. Hangi organ için kalbin aynasıdır derler? Hangi organ için kalbin aynasıdır derler? Gözler herhalde. Gözler kalbin aynasıdır derler tabii ki. Ben şöyle, torunum. Torununuz mu? Evet. Aman tanrım. Efendim, hemen diğer soruma geçireceğim. İçerisinde yüksek oranda demir minerali bulunduran sebze. Temel Reis. Ispanak. Ispanak tabii ki. Torununuz da bol bol yesin diyelim burada. Başım onun yemediği bir şey. Efendim zor soru. Milli içeceğimiz nedir? Milli içeceğimiz? Türk'ün milli hayra. İçeceği. Başka? Nasıl düşürürüz ya? Ödülümüzü nasıl düşürürüz? Efendim kalıcı makyaj hediyemiz var size. Siz mi kullanacaksınız bunu? Evet, ben makyaj... Yapıyorsunuz. Tabii Azeri kökenliyim ben, Azerbaycanlıyım. Ciddi misiniz? Ben Azerbaycanlar zaten bayılıyor makyaj yapan, ben de bayılıyorum. 43 yaşım var kendimi. Yani hiç bırakmam ya, ölene kadar. Tam hala... size göre bir hediye yani. Tabii ben bu kadar şanslı olacağımı hiç zannetmiyordum. Vallahi. Evet. Kolay mıydı sorular sizce? Yani hiçbir şey yok orada. Bilemeyenler var bunu efendim. Çok yazık. Efendim TV9 İzmir'de Ece Kösoğlu'yla Sen Bilirsin'in 5. bölümü yine bomba gibi oldu. Ay harikayım ayol. Neyse efendim 6. bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.